Çok heyecanlıyım böyle. Yani içim içim sığmıyor. Ben çünkü Türkiye'mi çok seviyorum. Bu bizim Gaziantep'in nohut dürümü. Münih'ten geliyorum. Vatan hastalığını çekiyoruz. Almanya da pahalı. Polisler geldi. Atın! Aç! Çao! Şüphanize! Ay bilmiyoruz abi. Devam, düz gel, düz gel. Heute Abend gibt's Yayla Çorba. Tanıdınız mı? Atatürk. 2-3 sene daha kalsam vatandaş olmaz mı? Vatanım bana yeter. Çok değişik bir duygu. O bayrağı görmek bize zaten dünyaya bedel. Aa, Almanya bayrağı. En güzel bayrağı Türk bayrağıdır. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Vatana kavuşma, evet, duygusal bir şey yani. Yurt dışında kalan birisi için en güzel şeylerden birisi. Vatana sevgisini herkes bilir de yurt dışında olan insanlar daha değişik bir gözden bakıyor. Vatan hastalığını çekiyoruz. Türkiye'mi çok seviyorum. Yoluna ölürüz Türkiye'nin, o kadar diyebilirim yani. Kanka, guten Morgen. Guten Morgen, günaydın. Was ist unser Plan nach dem Frühstück? Wir fahren nach Neuschwanstein. In Füssen ist eine touristische Attraktion. Oh, Attraktion. Attraktion. Ich liebe Attraktion. Berge, See und hoffentlich gute Wetter. Und viele Touristen sind da und ist Deutschland Nummer 1. Also, okay. Das ist Touristen-Affektion. Das ist Frühstück. Genau. Ich habe jetzt Melemen gemacht. Traditionelle Melemen. Türkische. Meine Kreation. Ja, türkische. Meine Kreation. Tomate, Käse und dann mit Eier und so Zwiebeln und alles. Mit türkischem Tee. Türkische Tee und Kaffee. Tee wird im Balkon. Ah, Kaffee. Ja, Kaffee kann ich auch machen. Käse. Käse? Ja. Tomatenkäse sagt man, oder Beerspäne, typisch. Tomates. Tomaten. Tomaten? Can wird schnell Deutsch. Also wenn Can 2 Monate hier in Deutschland ist, kann er Deutsch sprechen. Ah. Okay. Can burada... 2 ay sonra diyor. Tabii. Öğrenmişsin yani. Anladım bak. Kamp etin var. Ya aynı İngilizce ya. Zwei Monate. Zwei Monats? Evet, 2 ay. Zwei Monate. Zwei Monate. Çok kolay değil. Çok kolay aslında. Ben de kolay öğreniyorum. Das ist lecker. Pek iyi beceremiyorum. Arada sırada yani ben nadir bir kahvaltı. Eline sağlık. Sağ ol, sağ ol. Und heute Abend gibt's Yayla Çorba. Türkische traditionelle Joghurtsuppe. Me gusta Yayla Çorba. Evet. Amigo, benim en sevdiğim çorba. İsviçre'ye gideceğim için şimdi buradan uyku tulumu, çadır ve bir sırt çantası bakacağım. Şahane. Seçim yaptı. Tamam. Ne?
When you go to Thailand, Vietnam, it's big better. And Switzerland is much better. Is this better? Yeah. All right. Okay. Çocuk bize valla emeğini verdi, usta. Önümüzde. Kaymakamlık mı? Ha, o yeşil türbeli şeyler var ya. Şu önümüzde kahverengi ne? Kilise mi? Oğlum bir kilise. Ama abi. Tamam ama. Bak burada Karadeniz Export Import yazıyor. Burada bütün Karadenizlere selam olsun. Tamam. İzliyorlarsa. Hoş geldiniz. Augsburg'dan. Augsburg'un özelliği Martin Luther King burada kiliseye karşı geldi, rest çekti ve aforoz edildi. İşte o olayların gerçekleştiği yer, Protestan mezhebinin ilk çıktığı yer. Burası şu anda geldiğimiz Augsburg şehri. Augsburg'da bir Hristiyan mezarlığına geldik şimdi. Burası Augsburg'daki tren istasyonu. Kahvelerimizi aldık. Kahve içiyoruz. Augsburg kahvesi çok güzelmiş. Kahve krema. Kafe krema. Şu anda Augsburg'un trafiğe kapalı bir caddesine geldik. Burada her yer cıvıl cıvıl. Yukarıya balonlar asmışlar. Çin balonları. Festival yapıyorlar burada çok. Yazın çok festival var burada. Ha. Şehir içinde. Güzel. Müzik diyorlar, live müzik diyorlar. Çok müzeler açık. Mesela burası da bir müze. Augsburg'un merkezindeyiz. Güzel bir caddede yürüyoruz. Burası kaymakamlık binası. Evet belli. Ay Yıldız diye bir telefoncu. Başka bu caddede hep böyle dönerciler falan mı var? Kebapçı, dönerci. Burası da Türk mü? Türk kuaförü. Ya. Gördüğünüz gibi Almanya Türk kaynıyor. Her yerde Türkler var. Bakın pide varmış, döner varmış. Dönerci. Aspendos, Türkische Spezialitäten. Ne demek abi? Türk spesiyalleri mi? Evet, Türk spesiyalleri. Türk mutfağı. Burada da bir Türk kuyumcusu var. Cem kuyumcu. Yeah.
bamya olacak. Burada şimdi soğan kavuruyorum. Biraz evet. Şimdi bunun üstüne biraz ev yapımı salça ilave ettik. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Şu anda kendimi izliyorum videoda. Bu yemeğin adı ne? Bu bizim Gaziantep'in nohut dürümü. Bunu hafiften biraz eziyoruz. Biberle. Falafel gibi bir şey mi oluyor? Yani ama değil. Falafel değil. Evet, onda zaten falafel zaten bu ufak oluyor. Genel. Bu direkt taze oluyor. Falafel daha da kızartılıyor. Sağlıklı olmuyor. Bunu bizim Gaziantep'te kahvaltıya yenir. Kahvaltıya yeriz. Öğlene biter yani. 8 saat kemik suyunda pişer. Bakalım tadı nasıl, çok merak ettim şimdi. Çok seveceksin. Maalesef tırnaklı ekmeğim yok. Bunu tırnaklı ekmekle yerler Antep'te. Ama yufka aldım ben de. Burada Almanya'da satılmıyor mu yoksa? Yok, tırnaklı ekmek. Almanya'ya bunu getiren adam zengin olacak. Getireceğim zaten bir gün inşallah. Almanya'ya değil ama İsviçre'ye. Bunu yapacağım. Çalıştığım restoranda daha önce bunu yapmıştım ben. Gerçekten iyi yani, satılıyor yani. Antep soframız hazır. Lan bu video mu denk geldi ya? Köpek eti videosu denk geldi. Köpek eti diyor. Şunun için. Bu da bizim nohut dürümü. Evet, soframızın son hali bu. Yok yok sofrada. Antep usulü soframız. Buna bayıldım, bu çok güzel. Soğuk çorba. Ama şunu daha çok sevdim. İçli köfte. Bunun kıvamı, pişirilme şekli falan o kadar hoşuma gitti ki bu. Çok güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık. Muazzam. Bu arada yırtık pantolon izlemeye başladık. Televizyonda. Meksika'daki berber videosu. Çok güzel ya. Sıcak, soğuk hepsi var. Son zamanlarda yediğim en güzel yemek kesinlikle. Belki oldum. Son bir senede yediğim en güzel yemek. Gerçekten bunu... Çok mutlu oldum. Sen buradasın diye falan söylemiyorum. Demek ki yani ev yemeğinin bir değişik bir tadı varmış. Herhalde biz restoranlarda mesela en iyi yemeği yesem bir de kullandıkları yağ mı farklı bilmiyorum artık. Ev yemeği bir farklı. Ben her şeyimi genelde zeytinyağı ile yaparım ya. Yani ondan vazgeçmiyorum. Tabii biz Asya'da tereyağı mı yiyoruz? Genelde yani zeytinyağı, tereyağı bile hiç kullanmam. Yemiyorum. Çok güzelmiş. Pişt. Pişt, pişt, pişt. Bak. Oh. Bak anneciğim. Tamam tamam, yatma. Okey. Okey. Kameraları seviyor. Sever. Ay, ama buraya gittim anneciğim. Of. Nasıl poz veriyor. Ay annem. Buraya baksın bir. Adı neydi? Keisha. Keisha. Hı hı. Can abiye bak. Hadi bir poz ver. Bakma.
Vay be, pozlara bak. Çok iyi ya. Zayıflığını bir göster. Ne kadar zayıfsın. Bak yani. Aha, sesler çıkarmaya başladı. Dikkat et, aman cımalamasın da. Bunun huyu, suyu belli olmuyor. Dikkat, dikkat. Evet. Benim genelde aram iyi kedilerle ama. Bu biraz yarı psikopat. Yani birdenbire tırnak atabiliyor. Değil mi anneciğim? Şimdi Can abiyi çekelim. Nasıl nohut dürümü sarıyor? Bir bakalım. Hadi bakalım. Nohut dürüm sarmayacak. Okey, hadi. Şimdi bunu böyle kaşıkla koyuyoruz. Onu kaşıkla koyuyorsun şimdi önüne. Yes. Şöyle. Biraz ya, biraz arkaya koy. Saracaksın çünkü. Biraz arkasına. Şöyle mi? Hı hı. Genau. Evet. Genau ne? Evet, yani demek. Doğru anladım. Biraz daha istersen al. Şu ön tarafına. Hı. Tamam. Biraz pomes koyuyoruz üzerine. Pomes mi? Sen gidiyorsun anneciğim. Bunu yani, çatalla patates, yes. Okay, buraya mı koyacaksın? Evet, üzerine böyle dizi ver. Maydanoz, soğan. Böyle sapıyla mı? Bence sapını çıkarıver. O sapını. Aşağıda sapsız var da. Hah, öyle daha iyi. Limon sıkıyor mu? Limon da sıkıver biraz. Evet. Soğan koydun mu? Yok. Soğandan da koyalım. Hı-hı. Acı severim demiştin ama içine evet. Acı koydum. Bir bak bakalım, yoksa getiririm. Tamam. Ama acılı ol. Yani yeter. Hı-hı. Okay. Başka? Bu kadar. Tamam. Limonu sıktık. Nar eşkisi istersen getirebilirim ama böyle kafi. Kenarını büker misin şöyle? Bir dakika. Şöyle bük, ondan sonra devam et. Şimdilik sarmaya devam et gene. Biraz sıkı sar. Hı-hı. İçine alıver onları. Tamam, öyle. Afiyet olsun. Evet, şu anda nohut dürüm yiyorum. Dediğim gibi bu şey ekmek olursa daha güzel olur. Tırnaklı ekmekler olur. İçinde daha şahane oluyor. Yo, çok güzel. Niye? Yani orijinal halini bilmiyorum. İçi orijinal diyebilirim ama yani tam olmadı da, çünkü 8 saat kemik suda kaynıyor orijinal hali. Ben şimdi bunu şeyle kaynattım. Brüyen Türkçesi ne? Brüye. Bulyonla kaynattım. Bulyon. Ha, bulyon. Genau. Çünkü bu konserve. Hani ıslatmadım ben bu nohutu. Yok. Dana. Dana bulyon. Genau. İçinde kimyon var. Genau. Sana bakıyor yani. Lokmaları sayıyor. Sevdiğin yemeğini hala kıskanıyor ya. Aman, sağ solu belli olmuyor. Kaç gündür dışarıdasın? Evet, şu anda meyve safhasına geçtik. Almanya'da da böyle güzel meyveler varmış. Türkiye'den mi geliyor? Ben diyecektim, Türkiye'den geldi. Geliyor. Güzel. Yazın burası 6. ayda komple gül. Hele buralar kıpkırmızı. Hı hı. Burada pembe güller, beyaz güller, domatesler. Ayıp oluyor ya. Beni çekiyor. Çekmeyeyim mi? Şaka yapıyorum. Bakırbağalar var burada. İçinde aa, ne güzel ya. Her yerde İnsan küçük bir habitat yaratmışsınız. Çok şahane görüntüsü var böyle. Evet. Ja, güller kalmadı. Das sind sehr rosen, Lotus. Ama maalesef zamanı geçti. Yaşlı çiftin bir bahçesi burası. 83 yaşlarında, 85. Onlar da burada alt katta oturuyorlar. Çok büyük bir emek var bu bahçede.
ki bak üzümler. Çok şahane bir görüntü var bu. Çok eski. Bunu kediler delirir. Bir tane kopar kedine götür. Hemen duymuştum. Çok güzel kafaları oluyor. Ha, al bunu. Çok güzel kafaları oluyor. Bu kedi oldu ya. Evet, bütün kediler bunu sağ çok sever. Şey. Uysallaşır yani. Aa, güzel. Baksana kanka nasıl? Kediler koklayınca hoşuna gidiyor. Koklayabilir misin? Denesene. Almanlar buna kedi uyuşturucusu diyor. Ama baksana. Oo. Nane gibi. Evet, nane gibi kokuyor. Çok güzel kokusu var. Burası insect hotel mi? Insect hotel. Yani böceklerin böceklerin oteli mi? Aynen. Sinekler için, böcekler için, arılar için. Onlar gelip kalsın diye onların saklansın. Onların oteli bu tabii ki. Otele bak, otel odaları böyle ince uzun. Bedava. Yani buradaki yaşayan aile her şeyi seviyor. Evet. Böcekleri de seviyor, akşamları kuşları da seviyor. Mesela kipirimiz gelir. İki tane kipiri var. Akşamları gelir yemeğini yer. Hı-hı. Burada mamalar bitmiş. Ben şuraya bir kuş yemi koyayım. Ya etraf şey olmasın millet. Bir şey olmaz. Havaya uçalım. İstanbul'da kedi hırçın kediyle karşılaştım. Kedi bunu koklayınca çok uysallaştı ya. Senin elinde kedi otu mu vardı İstanbul'da gezerken? Evet, buradan götürdüm Almanya'dan. Yastığın içindeydi, satılıyor. 7-8 tane götürdüm, sokak kedisine verdim, biraz hırçındı. Onu kokladığın zaman çok... Yani antidepresan gibi bir şey kediler kesinlikle için. Ne güzel ya. Ben diyorum ya, ben devamlı beri antidepresif oldum. Yani güzel havada. Bu da kuş yemi mi? Onlar da kuş yemi, evet. Birazdan hepsi gelir. Güzelmiş ya. Ağaç, gölge, ortam, şahane yani. Güzel bakılmış ama. Şimdi şöyle, benim ev sahibim ikisi de Giyapna. Ödüllü Giyapna. Geçen birkaç ay önce burada tam 950 insan geldi bir günde. Bir günde. Şey, sergi gibi miydi böyle? Sergi, aynen, yılda bir defa sergi gibi açılıyor. Ha. Bütün insanlar bu köyün etrafından geliyorlar. Tek tek bu resmin, güllerin resmini çekiyorlar. Ama çok böyle yani bir sürü var. Şeyde. Güller var, çeşit çeşit. İşte şu an maalesef azaldı ya, güllerin zamanı bitti. Çok güzel. Bir tane orada çok güzel değil mi? Aa, bayağı büyük bu. Hem de renk renk. Evet. Altı pembe, üstü sarı. Bunu bir kısmasana. Tam gül kokusu bu işte. Çok güzel kokuyor. Evet. Değil mi? İnsan ayrılmak istemiyor başından. Çünkü orijinal. Rose diyorlar. Genau. Rose. Rose. İngilizce Rose. Rose. Rose in Paradise. Bak burada şeftalimiz, pardon, nektarimiz vardır. Aha. Nektarine. Nektarin. Ne adı? Dalye. Dalye. Bak bu çiçeklerden dolma yapıyorum ben. Şu gördüğün. Şu nasıl yani? Evet, bunlardan mı? Bunlardan dolma yapabiliyorsun. Bu pembe çiçeklerden dolma yapıyorsun. Evet. Soğanlara bak nasıl olmuş. Oh. Ve şu bazilikum. Sizin mutfak malzemeleri de burada yani. Yani buradan alabiliyoruz. Rose'in Paradis'te gül cenneti demek. Evet, gül cenneti Türkçesi. Harika. Biberiye. Olur. Evet. Bu adam kadar bakan kimse yok evine, bahçesine. Çok emek veriyor. Ve ben ölsem dahi diyor bu bahçe dikili kalacak diyor. Kızına vasiyetidir. Ölse dahi bu bahçe sürekli birisi işletecek. Demek adam çok yani sevmiş. Evet. Yani sevmiş. Salı bahçesini. Ve perşembe günleri 90 kilometre bisiklet sürer. Hadi sizi kanka, biraz hadi gidelim. Bir tarihi var ya. Her yerin tarihini de böyle bilen insanla gezmek çok güzel oluyor. Hadi evet, gidelim. Biz... Hadi gel, sizi köye götürdüm. Aman ne diyorum. Göle. Hep böyle şey yapıyorlar.
Winter Garden. No? Evet. Hep böyle odun stili getiriyorlar bence. Kırmızı. Her yıkılan ağaç ya da her kesilen ağaç iki tane filan dikiyorlar. Aşağı yukarı böyle. Öbür jenerasyonu herkese yeterli ağaç kalıyor o yüzden. Şurada bir tüp yer isterdim. Değil mi? Almanya'da ya. Ya bir şey söyleyeyim, vatanı çok seviyorum ama ben de Türkiye'de yaşasam birkaç ay sonra birazcık yaşam zorluğu oluyor. Oluyor, yani, tamam doğru. Şakasını doğru. Yani merdivende yürürken bile arka yürüyen merdivende yürüyorum ya, arkamdan biri bana böyle yapıyor. Ne var diyorum, çekil kenara. Türkiye'de seni solluyorlar. Amerika'da da öyle ama ben de öyle alışkınım. New York'ta yaşadım, o New York'ta da aynı. Evet yani biz Amerika'da hep mesela bir şeritte komple yürüyoruz. Diğer şerit hemen yana geçiyor. Strese sokuyorlar. 7 kilometre yaptım. Sonra 3. günde bir strese girdim ben de. Ya. Sonra 7 günü iyi geçti. Almanya'ya gelip de diyoruz yani oh be hayat varmış bir yerde. Evet. Yani, sakinlik yönünden. Nerede yani, gelirsin gel. Yani yerine geliyorsun ya, geri dönüş yapıyorsun ya. Vatanım kadar güzel bir ülkem. O zaman diyorsun, o zaman anlıyorsun. Diyorsun, ah keşke de buraya gitmiş olsaydım. Ben buraya ne gitmedim ya diyorsun. Yani izin de parayla da bağlı. Herkese, her insana. Ama beni rahatsız eden biliyorum o zaman. 3 hafta sonra geri döneceğim. Başta bilince insan böyle nasıl sanki planlanmış gibi. Maalesef su akmıyor buradan. Şahane diyorsun ya. Şey, ben demek burada ki, ne var biliyor musun? Buffalo var. Aslında buffalo. Bildiğimiz buffalo. Eşekler oluyor, inekler oluyor. Aa, bizde de oluyor ha. Alman arkadaş buldu bir tane. Fırtına o sel, o yağmur da görecek ki. Bizim bu da sel bastı ha, aşağıda. Çok yağmur yağarsa, şimdiki gibi abartma yağmur. Ben hiç belki 5 yılda görmedim. Yemin ha. Silecekleri sonuna kadar açtım. Önümü göremedim. Geçen hafta da öyle elektrikli kesildi bizde. O zaman sefer görmüşsündür. Ha, siz, Almanya bayrağı. En güzel bağlanan Türk bayrağıdır. Ve şu bizim Alman ünelerine hastayım. Çok fit değiller mi hepsi? Hayır. Maalesef ünelerimiz çok çabuk yaşlanıyor. Ben önden gideyim, tamam mı? Aşağı inerim, kapının önünde bekleyin beni. Bir elma bul. Leben heißt nicht zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, sondern lernen, in Regen zu tanzen. Ne oldu ya? Ya burada yüzülüyor mu? Gireceğiz o suya şimdi, gel önce aşağıya götürelim seni. Birazdan gireceğiz o suya. Ama çok sağlıklı canım o, gerçekten. Şu an yüzeyine de bakar mısın? Hiç beklemiyordunuz mu? Güzel küçük bali. Efsane gibi. Sanki tanışık, hakikaten tabiatın göbeğindeyiz yani. Ezo sen de o zaman şöyle. Orada oturmak da güzel. O evde ne? Eşine gibi orada bile olur. Buraya da girebiliyorsun şu aşağıdan. Uzun bir sabah. Evet. Mis gibi. Bakalım suyu şeyi derecesi nasıl? Soğuk mu? Süper. Almanya'dayım. Almanya'dan özürlüyüm. Yarın İsviçre'ye gidiyorum ama şu anda İsviçre'yi yaşamaya başladım. Burası Almanya'nın en güneyi. İsviçre'ye çok yakın. Ve doğası aynı İsviçre gibi. Sen yoksa... Yok. Bak toprak gibi geliyor.
Avrupa bu işte ya. Gel şimdi soğuk suya girelim. Kalsın onlar orada. Gel. İki ödül birbirine kalmadın. Şimdi istersen önce kollarını sok. Çok mu önce sok? Dolar. Evet. Oho. Ama burada kollarını bir saniye sokacaksın. Tamam, bayağı soğuk ya. Bir saniye içinde tutacaksın. Tamam. Yes. Çok soğuk. Dayanamadığın zaman çık. Tamam. Birazdan kollarımı üşüteceğim zaten. Hı hı. Ama var ya, beynine çok iyi geliyor. Faydalı bir şey mi bu? Tabii ki ya. Putin bile soğuk suya giriyor kışın ya. Sağlıklı yani. Tabii ki. Süper. Şimdi bir de suyun içinde dolaş. Bak böyle dolaşman gerekiyor. Böyle. Evet. Kaldırarak yukarıya bacaklarını. Kanka gel. Bir dakika. Tabii gir, sen de gireceksin tabii ki. Sen girecek misin? Tabii ki. Bak Putin'e örnek alın. Putin. Adam kışın buzlu suya giriyor. Ay şeylerini ıslatma pantolonunu. Macht das hoch. Ach nee, ist schon nass. Yukarı kaldıracaksın, genau. Ya. Hissediyorsun şeyi böyle bir uyuşuk değil ama böyle nasıl kesiyor böyle. Yes. Sağlıklı bir şey. Biraz kaygan, dikkat et. Benim aslında spor ayakkabı var diyorum. Su ayakkabı sormuyorum. Vah. Su ekşi ha. Kadını söyledim ya. İçiliyor mu bu su? Ekşi. İçilmez. Nein. İçme, içme. Asit gibi bir şey karşı. Das ist nicht Trinkwasser. Süper. Sağ ol. Siz içmeyin diye ben kendimi feda ettim mi diyorsun yani? Yok yani. Yarın da kameranın önündeyse o zaman bir ben zannetmiyorum canın Almanya'da yaşamak istediğini. Yani o kadar dünya... Çok kuralcı geldi bana Almanya. Kesinlikle. Yani böyle biraz daha insanların birbirini sevdiği, başka yabancı bir insan gördüğü zaman korkmadığı, çekinmediği, malını mülkünü böyle kilitleyip kapatıp evet, gitmediği yerler. Özgür olduğum bir ülke. Öyle bir yer istiyorum, evet. Peru olabilir, evet. İşte Peru, Cusco taraflarında, oralarda bir yerde, o dağlarda aslında. Sen Peru'ya gitmiştin değil mi? Gitmiştim, 91'de gittim. 91'de? Çok beğenmiştim. Çok eski. Yemeklerinden dolayı yaşayamazdım. Bir de biraz... Ama ceviche çok güzel ya, ben seviyorum. Vallahi bak, ceviche'yi bayağı özledim ha. Esas ceviche bir tadı çok şahane. Başka ekşi. Nereye gittin Güney Amerika'da kanka? Ben şeye gittim, Venezuela'ya gittim, Caracas'a. Caracas'ta iki gün kaldım. Orada 91 senesinde, evet. Caracas'a gittin. Aynen. Ve Lima'ya gittin. Aynen. Peru'ya, Arequipa'ya gittin. Aynen. Hangisi daha zengindi, hangisi daha fakir? Valla o zamanı inan Venezuela 10 kat daha zengin benziyordu. Yani öyle bir görüntüsü vardı. Çünkü moderndi. Şehir, Caracas kadar acayip moderndi. Lima'ya gittim, daha çok nasıl diyeyim, eski zamandaki daha çok kolonyal şeyler var. Ama Caracas yeni bir şehirdi. Şimdi bizi nereye getirdin Eza? Nersingen Strass'ın camisine getirdim. Minarede. Çok güzeldir şu yapısı. İçi de çok güzeldir. Bakalım gülebilir miyiz? Bazen burada festi Ramazan olur, Ramazan günlerinde.
Almanya bayrağı, Türk bayrağı ve ortada park bir edelim mi? Canik. Evet. Şurayı bir istersen park et. Ne güzel ya. İşte ışıklar altı nasıl parlıyor ya. Hoş. Burada ne yazıyor? Christian Büyütmeyer. Yani Hristiyan Büyütmeyer Caddesi. Hristiyan. Hristiyan değil, Christian bir isimdir. Ha. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayrağı var ortada. Bizim bayrağımız ve Almanya. Kanuni Sultan Süleyman. Bak orada biraz şey var. Kanuni Sultan Süleyman Camisi ismi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılmış. Tır şoförü müsünüz abi? Ceza yazıyorlar. Aha. Arkadaşlarla beraber işte orayı boşaltmıştık. Geldik buraya. Buraya da bizi açtılar. Sağ olsunlar. Dükkanlardan da faydalanıyoruz. Her şey güzel. Geliyorlar. Türkiye'de gidelim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. İstanbul'a. Arkadaşlar hep İstanbul'dan geliyoruz. Aha. İşte üçümüzü boşalttık. Pazartesi nasıl olursa geliş yapalım. Cami size burada konaklama veriyor mu? Tabii, tabii. Diyanet işleri yapıyor bunu. Bu burada herhalde şey var, bir başka oda var herhalde, dernek gibi, dernek başkanları falan. Sağ olsunlar, gelen ilgileniyor, gelen halimizi hatırımız soruyor, bir isteğiniz var mı yok mu? Kahve içerseniz kahve alayım size. Kahve, ben alırım. Ama şey, para atıyor değil mi oraya? Hı, ben söyleyeyim, lütfen. Lütfen, ikiniz de yeter. Ben de var bozuk, ben vereyim mi? Bir dakika, bende bozuk var. Kanka. Aslında böyle... 2 euro, al. Yurt dışına böyle yerlerin olması güzel bir şey bizim Türkler için. Evet ya, özellikle kesinlikle. Bizim için yani bu tır şoförleri için konaklama çok sorun burada. Kaç günde ama geliyorsunuz Türkiye'den buraya? O şimdi şöyle, hani hava şartları, yol şartları, kapılardaki sıralar, o bayağı etkiliyor yani. Mesela bu sefer gelirken Romanya'da aşırı sıcaklardan Romanyolu kapattı. Sıcaktan mı? Sıcaktan, yollar bozulmasın diye Romanya yolu kapatıyor. 40 dereceyi buluyor. Asfalt yani eriyor mu artık? Yani ağır basın. Bir de tır varsa, geçiyor tabii ağır basın. Yolu bozmasın diye Roman kapatıyor. Türkiye'de kapanan yol yok muydu? Ya bizim Türkiye'nin yolları şimdi zaten o konuda herkes onu söylüyor. Yollarımız yollarımız ama hakikaten Avrupa'ya bakarak yollarımız çok iyi. İyi mi diyorsun? Aynen. Nerenin yolu en kötü abi? Ya Avrupa'da şöyle bir şey var. Doğaya zarar vermemek için yola önem vermiyorlar. Hani 3 şerit, 4 şerit yollar çok nadirdir Avrupa'da. Ha. Şey, doğaya zarar vermemek için çok şey bozmuyorlar yani. Ben yol yapacağım diye doğayı katletmiyor yani. Dikkat edersen Avrupa'da yani yeşil alan çok fazla. Evet. Ben ama hatırlıyorum, Bulgaristan'ın yolu sanki kötüydü. Bulgar'ı sayma. Orası yani Avrupa bile say. Yani nasıl Avrupa'da kalmış orası, hayret. Orada yol yok ki zaten. Ha şimdi bir yol yapıyorlar, bize verdiler başka bir yollardan. Yani yol yok, bize para alıyorlar yani. O yollara para alıyorlar bizden yani. Aha. Adamlar nereden derse oradan gidiyoruz, yapacak bir şey yok. Senin memleket nere abi? Ben Tokatlıyım. Tokat. Hı-hı. İçinden Tokat, mi Tokat, yoksa? Turhal'dan. Turhal. Tokat, Turhal'dan. Benim çocuğum araba Slovak plaka. Sen anlamadım. Slovak plaka, benim Türk plaka değil araba. Niye Slovak plaka? Oturumlu çalışıyorum ben. Firma Türk. 3
senedir oradayım ben. Ha, oturum aldın sonra. Oturum aldı firmada. Vatandaşlık da o zaman gelir herhalde. Yok ya, ben bırakacağım, daha yapmayacağım abi. Niye 2-3 sene daha kalsam vatandaş ya, olmaz benim mı? Benim gözüm yok ya. Ben, vatanım bana yeter ya. Turhal'a mı döneceksin? Aynen öyle. Ben memleketimi ben bırakmam ya. Emekli olacaksın herhalde. Emekliyim zaten. Ya bir de bu iş çok stres, artık stres yani. Kapılarda sıralar, şunlar bunlar. İnsanı çok stres ediyor. Ne kadar bekliyorsunuz kapıda abi? Belli olmuyor. Yani bir gün beklediğin oldu mu hiç? Oluyor. Saatin yetmiyor. Kapıyı geçemiyorsun. Saatim yetmiyor. Yatıyorsun. Tır şoförü olmanıza rağmen böyle bir kötü muamele gördünüz mü hiç sınırdan ya, tam geçerken? Kötü muamele görmüyorsun. Yok öyle bir şey yok da. Tabii ki Türk olduğun zaman biraz daha detaylar, işler detaylaşıyor yani. Aramasıydı, şu suydu, bu suydu, yolda BAG'siydi. Ya ben yabancı plakayım, öyle bir sıkıntım yok ama Türk plaka gördüğü zaman BAG'siydi, şuydu, buydu, ilk durduracağı araba Türk arabası. Aha. Ha bizim de hatamız yok mu? Var. Yani hep de bunları suçlamamak lazım. Bizde de hata var. Adamlar kuralıma uyacaksın diyor bizde. Biliyorsun bizim Türklerde de fazla kural işi bizi sıkar. Ama adamlardaki kural bu. Uyacaksın. Yeah. Öyle Türkiye gibi cezalar da yok burada. 100 lira yatsa Türkiye'de 3 milyar yapıyor. Aha. Çok, bize basit gelebilir ama çok büyük meblağlar. O da en kötü ceza yani, o da araba sollarsan 100 lira. Bu takodan falan yakalanır ama 1000-2000 liralardan başlıyor. O da Türkiye'de servet demek yani. Evet. Uyacaksın abi, adam ne diyorsa yapacaksın. Çok falan oluyor mu o cezalardan? İnsan olacağını söndürür ya. 2000 abi, euro ceza demek. Kural, benim kuralım bu diye. Bana geliyorsam, bu ülkeme geliyorsam bu kurallara uyacaksın diye. Teşekkür ederim kanka. Çok sağ ol. Aa, teşekkür bak, ederiz. Ben praktik yapmadım. Ya harikasınız ya. Ben gezmeye, dünyayı geziyorum ben. Şu anda da yolum işte Almanya'dan geçiyordu. Yarın da İsviçre'de olacağım. İnşallah. Aha. Yani Avrupa çalışmak demek stres demek. Yani. Trafikten dolayı mı? Ya kapılar stres, sınır geçişleri. Ya ne bileyim, adresi stres, parkı stres. Her şey stres ya. Şimdi bu iki gün dinlendik, yarın tekrar stres başlıyor şimdi. Adres ara, yük ve yol açık. Daha burada devamı var mı? Şimdi boşalttık, boşuz da adres geldi bize. Evet. Şimdi yarın yüklemeye gideceğim ben, Nürnberg'den yükleyeceğim. Aa, Nürnberg'den. Oradan yükleyeceğim, Türkiye nasıl olursa devam edeceğim. Direkt Türkiye'ye gideceğim. Tamam, geziyoruz. Ya geziyoruz derken de bir yer gördüğümüz yok. Hep sanayileri de geziyoruz abi. Bizi geziyor sanıyorlar da alakası yok aslında. Ama işte insan belli bir şeyden sonra stresi çekemiyor yani. Aynen. Belki de çalışıyor. Yok. Kesik. Sular kesik. Ay gerçek sandım ya. Şapkidak gerçek güvercin sandım. Merhaba. Nasılsınız? Buyurun gelin. Sağ ol. Gelme. Damadım. Merhaba. 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 Oktay. Çıkartayım ayakkabını.
Sen istersen kızımı takip et. Aynen. O da değil şu an weg. Sen buradan giderim tekrar. Genau. Sen biliyorsun yani. Ya ya. Aynı Mercedes'e, aynı weg. Aha. Öndeki aracı takip et ahbap. Hep bu sözü söylemek evet. istemiştim. Genelde taksiye söylerler Amerikan evet. filminde. Gerçekten 12 bin, 15 bin euroyu bulanlar var. Bu yüzden çoğu Almanlar da maalesef yakmayı tercih ediyorlar. Ondan yani 5-6 bin eurodan kurtuluyorlar. Ben birçok cenazeye katıldım son zaman, geçen seneden bu yana. Ve maalesef hepsi de yaktırdı ölülerini. Daha ucuz. Bizim dilimizde yakılmak yok. Burası, evet, evet, burası. Veteriner burası. Hı-hı. Benim veterinerim. Bir de otel varmış işte, kedi köpek oteli. Kıskanız aynı. İzine gittiğin zaman veya... Duydum onu ben çok aslında. Çok pahalı. Ama bırakmak istemem ki ben kedimi bir yere gittiğim zaman. Aynen. Çünkü onun alışması oraya bir süreç alıyor. Aynen, aynen. Ya da güvenliği... Sonra ha. geldiğin zaman da gerçekten bir bozukluk oluyor onlardan sonra yani. Geçen dün Can'a da anlattım. Ben bir Türkiye'ye gitmiştim 2 haftalığına. Kedimi maalesef evde yalnız bıraktım. Ya evde yalnız bıraktım dediysem ev sahibim mamasını veriyordu yani çıkıp. Pencere de açık. İçeri girip çıkabiliyor rahat. Ama çok büyük bir hataydı o benim hayatımda. İlk defa yaptıydım. Bir daha da tövbeliyim yani. Çünkü olmuyor. Evet. 3 gün bile kediyi bırakıp gidemezsin yalnız başına. Neden ama şimdi nasıl değişik sana oluyor? Düşkün oluyor çünkü evi bırak yani bırakamazsın yani. Kedinin gözleri sana... kıpkırmızıymış. Ağlamış. Geri döndü de çok ağlamış. Çok ağlamıştı gerçekten. Evi dağıtmış. Yani feleği şaşmıştı ya. Mesela ben öyle hiç şey yapmam yani görmedim. Ece de mesela gitmiştim ama 5 gün günde. Geri döndüm. Tabii böyle bir şey gösterdi bir aksine daha çok umursamadı beni şeyinden. Bir lafını unutma. Bak Can, burada çiçekleri kendin kesiyorsun. Burada bir tane kasa vardır. Parayı atıp gidiyorsun yani. Buradan istediğin gibi şimdi çiçek kesebilirsin kendin. Ha. Para atıyorsun oraya. O kadar yani. Çiçekçi dükkanı aramana gerek yok. Git tarladan kopar. Tankış tarlaya gidiyoruz şimdi. Park edebilirsin. Şu anda snowboard videoları izliyoruz. Arkadaş snowboard'a bayılıyor. Kendi snowboardlarını gösteriyor. Koleksiyonu. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane snowboard'un mu var? Aynen. Nerede bunları yapıyorsun? Snowboard yapıyorsun? Karda şimdi Schweiz'te olsun, Österreich'te olsun, Avusturya'ya. Aha. Oraya gidiyorum işte. Sürüyorsun. Lux. Lux da olsun, Mutafon olsun, Montafon, Sölden. Alplerde. Aynen. Çok iyi ya. Evet. Çok şeyler var zaten. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Şey, yemek. Antep usulü yemekler. Evet, uzun kaldığı zaman hani bir günde, bir gecede daha lezzetli oluyor. Evet, evet. Bazım oluyor da. Biraz aceleye geldi şimdi gerçekten ama... Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tavuk ciğeri yaptım onu sorarsan. Bu tavuk ciğeri, bu. Yanındaki. Kızım sen gel. Güzel bir ciğer kanka, hiç olmadı sen. Güzel ya. Afiyet olsun kanka. Sağ ol.
Sağ ol. Sen de afiyet olsun size. Alles klar. Alles klar. Huban. Afiyet olsun. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke schön. Action. Harika. Ne güzel. Kanka sen bizi nereye götürüyorsun? Sürpriz işte ufuklardan. Ben yolluyordum bir şeye. Ta ileride görüyorsun belki. O kırmızı ışıkların yerine gidiyorsun işte. Orada kırmızı yanıp sönen ışıklar var. Ne onlar? Ha. Onlar o permanent yani değirmenler oluyor yani. Rüzgar değirmeni. Rüzgar değirmeni. Evet evet. Çıkarmadım ben. Rüzgar değirmenine gidiyoruz. Hayatımda ilk kez rüzgar değirmeninin dibine gideceğim. Don Quixote olacağız. Yaklaşıyoruz. Bak şimdi daha yaklaştı. Hızlı otoyol Münih Stuttgart otoyolu gözüküyor. Sağolun. Ay da çok güzel bu akşam. Maşallah çok süper. Ben çok sevindim ayı. Bir de böyle bazı kırmızı oluyor. Bazı daha büyük oluyor böyle. Güzel yani. Burada bilmiyorum ben olur mu? Burada bir fabrika vardı zamanında. Jet uçaklarını ürettiler. Hitler'in zamanında jet uçakları. Bak görürsünüz permane yok. Burada Hitler zamanında dünyanın ilk jet uçakları yapılmış. Bu resimde gördüğünüz gibi bu bir jet uçağı. Ve Amerikan tankı geliyor buradan. Bunu keşfediyorlar. Bu dağın içinde. Şu anda burada haritada gösterildiği arazideyiz. Yanımızdan Münih Stuttgart otoban yolu geçiyor. Ve bu bölgenin adı da Kuno. Ama çıkınca geyikler gibi bakıyorsun ayrıca. Böyle kara da çıkabilirsin. Ama... Gözetleme kulesi yani. Güzel, evet. Avlanmak için. Evet. Çok var burada. Burada avcılık serbest mi? Serbest, evet. Ya ama avcı şeyi olacak. Lisansı olacak. Sese bak ya. Ses kameradan duyuluyor mu bilmiyorum. Ama bir rüzgar değirmeninin altında duruyoruz ve buraya rüzgarının sesi tamamen ulaşıyor. Şimdi rüzgarı da hissedeceksin burada. Aha. Hı-hı. Tabii canım. Çok büyük ya. Yankı yapıyor aşağıda. Kaç metre şimdi bunun yüksekliği? Ya 95 metre var mı rahat? 95 mi? 95 böyle yanlışıyorsun. Bunun tepesinden düşersen öldün. Bunun içinde asansör var. Bu asansör yukarı gidiyor. Servis mühendisleri yukarıya gidiyor. Bunu jeneratörlerin işte bakım yapıyorlar böyle çeşit arıza olunca oraya çıkıyorlar. Ta şu yukarıda çalışıyorlar. O daire var ya yukarıda. Evet evet. En tepesinde bir daire var biliyorum onu. Aha. Oradan aynen. Tamiratını falan yapıyorlar. Aynen. Orada. Tabii altındayız zaten. Şu anda hayatımda ilk kez bir rüzgar değirmeninin altında duruyorum. Tamamen altındayız şu anda. Yani o tepemizdeki bıçak düşerse kafamıza düşecek. Bak jeneratörlerin sesi de duyuluyor. Evet. Jeneratörlerin sesi. Bak buraya da zeytin ekmişler.
Zeytin mi bu? Evet, zeytin mi? Zeytine benziyor hakikaten. İlk defa görüyorum böyle. Hem sesini hem rüzgarını hissedebiliyoruz şu an. Abi ben yatıyorum şimdi. İyi istirahatlar. Sağ ol. Yatıyor zaten. Bu da benim oda arkadaşım. Leylekler yere niye konuyorlar burada? Şeyler var, kurbağa buluyorlar. Ha, avlanmaya mı çıkmışlar? He, avlanmaya çıkmışlar. Aa, canlarım benim ya. Solunacağım ya. Şimdi yağmur yağdı çok. Şimdi doludur solunacağım. Kamping araya mı ne hama? Sokaklarda ne ararsın? Beni kimden sorarsın? Did you rent the car? Şehirdeki en iyi torbacılar. Umarım beni fark etmezler video çekerken. Did they actually pay you to get ripped? Şu anda kilisenin çıkanlar geliyor. Emekliğin de adını söylüyorsun artık. Aa tabii tabii. Yunanistan'da yaşayan bir balıkçı Yorgo. You're no survivor. Yes. Acun, government give me 1,000 per month. Artist gibi şöyle. Heh. Bu küçük uçakla uçacağım şimdi. Ve büyük an geldi. Türk insanları ben çok seviyorum. Salud! Desde Carritas Carmelo aquí echando un sol tequila que nos invitaron los amigos que venían de Ciudad Guanajuato. Canta y no llore. Meksika'nın dağ köyü Real de 14'ten selamlar. Buenos tardes, señor. Ustedes şaman. Burada peyote ayinleri yapılmış daha önce. Comer solo eso. Todo, todo. Tadı çok kötü. 8 gözlü bir adam. Adamın gözlerinden bir tanesi böyle kafasından fırlıyor. Yola dönüşüyor. Yolun içinde bir araba çıkıyor. Arabanın içinde birisi şapkayı kaldırıyor. Şapkanın içinden tavşan çıkıyor. Tavşan zıplamaya başlıyor. Ben tavşanı kovalıyorum. Dude, what's up? How's it going? Bence okey değilim. İçinde Rom da olacak. Ayak yapıyorum. Türk olduğunu söyleyince nasıl bir tepki veriyorlar? Türklere karşı bir durum yok burada. Belki diyende Turku. Si, Turku. Turku. Çok güzel bir tesis burası. Adı Zopilote. Uzun süredir Hawaii'deyim. Of, çok iyiydi ya. Meksika kadar oynuyor. Ne yapıyor ya? Meditasyon. Abi adamı ben yerde arıyorum. Adam havadaymış ya. Can? Done. Split it, chicas. Yeah, our brows are on. We gotta finish so it. Okay. No? Ben şurada uyudum bantta. What are you to stop everybody? What are you talking?
daracık daracık evler, tuğlalar görünüyor. You will get bigger? Yeah, it's 100 kilo. How is it going? Dün gece şu aşağıdaki yatakta bir tane adam yatıyordu. Sokak röportajlarındaki dayılar neler diyor? Almanya'da raflar bomboş. Burada amcam ikizlere takke satıyor. Haftaya gelsen yok diyeceğim. Haftaya zaten gelmeyeceğim. Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum. Marta, Carolina, Monika, Gezencan, Natalia, Mihasha, Magdalena, Claudia, Asha. Rudolf tam olarak burada idam edildi. Burası eskiden Romanya krallarının yaşadığı kale. Bir toplumda sence bilgeler mi daha çoktur, cahiller mi daha çoktur? Böyle yolda yürüyordum tam kavşaktan geçerken. Türkiye'yi seviyor musun? Siz sevmezi ben ama. Piyada benim resmimi çekiyor. Ersan abi bizden hiç para almadı. Adamsın. Ya yürü oğlum düşersin suya dikkat et. Koşma, koşma. Memnun oldum. Şu tatlı kadını yollarda bırakmayalım demiyorlar ya. Hırvat polisini sevmedim. Şu anda Slovakya'nın Kosice kentindeyim. Bratislava'dan herkese selamlar. İçkiyi ağzına. Sorry. Şunlardan bir tane boy atmak istiyorum ya. Nasıl geçiyor tatlı? Kocaman geliyor. We bury under the ground. Geçiyor ya akşama kadar iyi para kazanıyorsun. Günde toplam kaç para yapıyorsun? Türkiye'den gelsinler mi tavsiye ediyor musun? Belki kaç para yaparlar ayda? Çalarlar mı? Bu kız o kız mıydı? Ha. Evet. Püşkol Papaniye. Ulan neydi adı? Püşkol Madani. Püşkol Talani. Neyse işte oraya geldim. Macarca bilmiyorum. Nereye gidiyor? Burada Kırcaer'de kalacağım. Abi beni YouTube'dan tanıyormuş. Düzelecek işler ya en sonunda İbrahim'le. İçeriden mi oluyor satış? Gelin bulsana kendine eve. Bura kimlikle sadece gel. 2-3 tane de mendil getir bir alay çekeceğiz. Buraya gelen insanların hiçbir tanesi burada Belgrad'da kalmak için değil. Nereden geliyorsun? Afganistan'da. Afganistan'da abi. Türkiye'den direkt Sırbistan'a mı geçtin? Sırbistan'a geçtim. Layıklık elden gidiyor. İrtica geliyor. Sen önce dişlerini fırçalamayı öğren. You, I can't be, no. Bu ne bira? Oğlum yolda bana bira sattı adam ya. Teşekkürler size. Görüşürüz.